Selam aleyküm arkadaşlar ben Mehmet Çakır yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar yaz güncellemesi çok şükür geldi ee, güncelleme ile ilgili yani birkaç duyuru yaptılar biz dedik herhalde daha birkaç duyuru daha yaparlar hani e, bir süper birliği söylediler bir tane yeni askerin geleceğini söylediler savunmalara seviyenin geleceğini söylediler ve ee, güncelleme daha bu şekilde devam eder dedik. 4-5 gün boyunca muhtemelen böyle yeni şeyler tanıtılır diye bekliyorduk. Lakin e, bugün gündüz de video atmıştım. Videoda da e, videonun sesi kapalıymış. Geri tekrardan sildim. Şimdi ben e, canlı yayın açıyorum Nimo Şöyle göstereyim. Zaten bugün de saat 21'de Nimo canlı yayın açacağız. Clash of Clans. Ee, güncelleme ile ilgili yine bakacağız. Saldırı falan yapacağız kanimet kasacağız, köy inceleyeceğiz, böyle sohbet tarzında bir şeyler olacak. Açıklama kısmında mevcut. Çünkü bu videoda bir 10-15 dakikalık bir yükseltme falan yapıp neler geldiğine baktıktan sonra esas yapılacak şeyleri akşam saat 21'de Nimo TV'de yapacağız arkadaşlar. Nimo TV'de arama kısmına Mehmet Çakır yazınca da çıkıyor. İşte Nimo TV'deyken sesi kapatmışım. Videonun sesi yoktu. Şimdi arkadaşlar güncelleme geldi. Güncelleme her zamanki gibi köy binası 13. Yani köy binası 12 varken hep 12'lere güncelleme geliyordu. Şimdi 13 çıktı 13'e güncelleme geliyor. Ben böyle konuştuğum zaman bazılarının zoruna gidiyor. E, doğruları söyleyince seni 9 köyden kovarlar derler ya aynen o hesap. E, şimdi bu oyunu sadece köy binası 13'ler oynamıyor. Ben köy binası 13 videosu attığım zaman bazı arkadaşlar sinirleniyor. Haklılar. Niye? Köy binası 8'i var, 7'si var, 9'u var, 10'u var, 11'i var. 12 attığım zaman herkes bir 13'ü 12'de 13'te oynamak istiyor. Bu sefer para yatırmak zorunda kalıyor veya işte hesap alıyor veya hesap satıyor bir şeyler yapıyor. İnsanlar paraya yöneliyor. İşte ben de bunları konuştuğum zaman bazıları da diyor ki işte lan Mehmet Çakır sen bundan para kazanıyorsun. Daha bir de eleştiriyorsun. Abi ben diğer youtuberlar gibi değilim. Ben e, doğruyu da söylerim yanlışı da söylerim. Bazılarının zoruna gitse de yine de söylemeye devam edeceğim. Beni seven böyle sevsin diyeceğim. Sevmeyen de zaten abonelikten çıkabilir. Hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar köy binası 13 ile ilgili en önemli ne gelmişti ona bir. Bakalım isterseniz. Köy binası 13 ile ilgili e, Kral ve Kraliçenin seviyesinin Geleceğini söylediler. Kraliçe 75 olacak. E, kralımız 75 olacak. ilk aşamada. Muhtemelen 1.5-2 ay sonra da e, ilkbahar, yaz, sonbahar Bahar güncellemesi derler. Böyle sonbahar güncellemesi. Bu sefer koruyucuyu 60 seviye. Şampiyonu 30 seviye. İşte e, şimdi topa verdiler. O zaman da Okçu Kulesi'ni 19'a getirirler. Yani bu şekil giderler. Bir tane asker getirdiler arkadaşlar. Araştırma ile ilgili de bazı yükseltmeler geldi. Öncelikle okçu e, 9 seviye olmuş. Okçu önceden 8'di. E, barbar 9'du. Şimdi okçuyu da 9'a getirmişler. E, buradan Bebegecilerin ejderin 7 seviyesi gelmiş. Mehmet Çakır'ın en sevdiği askerlerden birisi. Bebegeciler ejder 7 olmuş. Ne artmış? Şöyle bir bakın çok böyle bir kirtik canını arttırmışlar, bir kirtik hasarını arttırmışlar. 125'ten 135'e çıkmış. 1700'den 1800 olmuş. Ne faydası var derseniz hiçbir faydası yok. Şöyle bir devam edelim. Yıldırımı teke düşürdüklerini söylemiştik. Barınma alanı 8 şey 2 idi. Artık bir tane ile barınma alanını e, şey yapacaksınız. Klon büyüsünün yeni seviyesi geldi. Eskiden 30 ken şimdi 33'e çıkarmış. Yani 33 nedir abi? 35 yap. Hiç yoktan arzı düz olsun. Balon malon alsın. Ee, o 3 ile neyi şey yapacaksın? Kolonlayacaksın onu bana bir söyler misin? Yani illa içine böyle Mehmet Çakır'ın o yükseltme videosundaki gibi hesap mı yapalım? Abi 7 18 alıyor. Öbürü 17 alıyor. Kaç? 35 Cık, olmadı. Öbürü 17 alıyor. Bu 16 33. Ha tamam oldu. Böyle mi yapacağız? Yani çok saçma. Ağzı düz 35 yapaydın abi. Evet, şöyle devam edecek olursak Golem'in 10 seviyesi abi. Evet, Golem de böyle şeye doğru gidiyor. Eskiden en düşük şeylerden birisi Golem'di. Şu an neredeyse en üste çıktı diyebiliriz arkadaşlar. Golem hatırlarsanız 5 seviyesi max'tı. Şimdi 6 geldi, 7 geldi. Bir anda üst üste dediler 8, 9 geldi. Şimdi de 10 seviye getirdiler. Binici ile yarıştırıyorlar. Golem'i binici ile yarışıyor. Şu an oyundaki 10 seviyenin birisi binici, ikincisi golem oldu. Başka da yok gibi. Yani 10 seviye göremiyorum. Siz görebiliyorsanız söyleyin. Yok. Evet. Şifayı 8 yaptılar. Yani başka da göremedim. Evet. Yeni kışla e, askeri geldi arkadaşlar. Kara askeri geldi. Bunu açmak için e, kara kışlamıza geleceğiz. Hemen şöyle bir e, yükseltme yapacağız. milyon bin istiyor ve e, 9 seviyeye yükselteceğiz arkadaşlar. Şeklini geri eski tipe getirmişler. Üstüne de böyle bunun e, kullandığı şey. Taraya benziyor. Yani bizim Yasin'in dediği gibi biraz da Tara'ya benziyor. Kelle avcısı isminde. Ee, bunu zaten güncelleme videosunda bakmıştık. Altı ee, 6 asker olması çok iyi. Özellikle klan kalesinde falan kullanabiliriz. 7 milyon 200 bine çekiç mi kullanalım yoksa e, şey mi kullanalım? Bu ne? Arka planı değiştir. Ha arka planı da satın alacaksınız diyor. Evet şurada arka plan satma da gelmiş. Evet arka planı da değiştirebilirsin parayla. Mekanik Savaş Paketi. <laughs> evet güzel. Güncelleme sonrası paket satmak için böyle bir şey yapmış işte. Arka planı değiştirebilirsin diyor. Aslında güzel de duruyor ama parası olan için olabilir, parası olmayan için bilmiyorum. Derseniz alabiliriz. Yani bir sonraki videoda ee, söyleyin alalım. Hiç yoktan e, biz alalım. Siz görün arkadaşlar. Şimdi onu yükseltelim. Şeyimiz vardı. Biz neye bakmaya geldik? Ee, i̇nşaat kitabımız var. Çek inşaat şeyimiz de var da. Onu kullanmayabilirim. Veya bunda kullanalım gitsin ya. Neredesin abi? Kar iksir. Evet şurada. 10 gün. Bu kaç gün? 12 gün. Evet bu daha fazlaymış. O zaman onda kullanırım. 7 milyon 200 bini buraya vereceğim ve Şimdi bitiri kullanıp inşaat e, kitabıyla açacağım. Hemen şöyle bir gelelim bakalım. E, kelle Avcısı. Güzel öyle şey durmuyor. Ben hemen e, ne yapabilirim? E, şöyle bir şifacıyı silim. Şöyle bir 4-5 tane koyayım. Buna bakayım veya akşam da bundan saldırı yapabiliriz ya. Akşam saldırı yapıp bakabiliriz. Zaten taşımız falan da var. E, eksikleri yaparız. Başka top gelmişti arkadaşlar, topun 18 seviyesi geldi. Hemen şöyle şey 18 diyorum, 19 seviyesi geldi. Hemen topu da bir 19 seviyeye yükseltelim. Nasıl bir göründüğüne bakalım. Evet, ne farkı var? Çok bir farkı yok yani. Belediye binasına uyumlu olması için aynısını devam ettirmişler. Yani mavilikler ee, hiçbir farkı yok gibi bir şey ya. Evet sarılık koymuş. Şuralarına sarılık koymuş. Yani yan yana bakacak olursak sadece Şurasındaki çıkıntıyı Sarı yapmışlar. Başka da bir şey Yok gibi. Ee, araştırmada Kuşatma atölyelerine Yeni seviye geldi arkadaşlar. İşte tokmak 4 seviye oldu. Kaya balonu 4 oldu. Zeblin 4 oldu. Yani zamanında e, Bunu 4 yapmalarının Nedeni buymuş arkadaşlar. Bunun yatırımını yapmışlar. E, 144.000 bunu istersek şimdi basıp e, iki seviye yapabiliriz. Hatta akşam yayında bunu maxlayalım. Ondan sonra kullanalım arkadaşlar. Max bir seviyede kullanırız akşamki yayında. E, başka da ne gelmişti? Şöyle bir bakalım. E, bu arada e, hani böyle yükseltme yapıyorsun ya yükseltme bittikten sonra direkt ekrana öyle bir şey yansıtmışlar. E, o oh hoşuma gitti. Hani böyle direkt geliyor. İnşaat ile ilgili bir şey yok diyebiliyorum. Aynen, inşaat düşsüyle ilgili şu an hala yok. Çoktandır inşaat cüsü onu bekliyoruz. Ee, kraliçeyi söylemiştik. 75 seviyeye getireceklerini. Şu an 71 seviye. Bunu da e, yükseltebiliriz veya dediğim gibi akşam 75'e de getirebiliriz bir e, güncellemeyi rekorla karşılıyoruz videosunu ayrıyeten çekebiliriz arkadaşlar. Burada güncelleme ile ilgili neler var neler yok diye bir bakmak istedim. Yeni yaylı tuzak. Evet. Ben kaç gündür uyuyamıyordum. Diyordum ki bu köyde ne eksik? Yaylı tuzak eksik abi. Yaylı tuzan gelmesi çok güzel oldu. Bir tane eksikti. Hep böyle diyordum lan Mehmet Çakır ne eksik ne eksik ne eksik. En sonu buldum abi. Yaylı tuzak eksikmiş. Evet bir de büyücü kulesi. Büyücü kulesine de 13 milyon 760 bin istiyormuş. Bunu da şöyle bir basalım. Ondan sonra gelelim. Şuradan bir e, inşaat kitabı var mı abi? Ne vereyim abime? Bir inşaat kitabı alabilir miyiz Mösyö? Evet. inşaat kitabı... Ben göremiyor muyum yoksa toplamış mıyım almış mıyım ne yapmışım la? Yoktur abi. Neyse. Tamam onu da şey yaparız ya. Bunu tekrardan alırız. Ee, inşaat çekiciyle öbür şeyde yükseltiriz arkadaşlar. Ee, madalyonumuz da var 1215. İnşallah öbür bölümde yükseltiriz. Bu bölümde sadece bir bakalım dedik. Ne var ne yok diye. İnşallah hoşunuza gitmiştir. Sizin de görüşlerinizi yorumlara yazın. Saat 21.00'da Nimo TV'de görüşmek üzere diyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.